Herkese merhaba. Size bugün Singer'in 1301 modelinde çift iğne kullanımını anlatacağım. Ne anlatacağım? İnsanlarımız iplik takarken biraz çekiniyorlar. İşte nasıl takacağını. Yani aslında çok basit de işte hiç görmedikleri için biraz ürkek davranabiliyorlar. Onu anlatacağım size. Öncelikle çift iğne dikebilmeniz için tabii çift iğneniz olması gerekiyor. Bakın böyle çift iğne satın alıyorsunuz. Aile tipi. Bu tarafı düz, bir tarafı düz. Bakın şöyle. Bir tarafı yuvarlak. Çift iğne alıyorsunuz. Normal iğne takar gibi düz tarafı arkaya, yuvarlak tarafı size bakıyor. İğneyi takıyorsunuz gittiği yere kadar gönderiyorsunuz. Sonra iğneyi sıkıyorsunuz iğne bağını. Ben bir sarı, bir beyaz iplik kullanacağım. Sarı beyaz iplikleri bu şekilde takıyorsunuz. Öncelikle buraya, tamam mı? Ben ayırayım, tek tek takayım. Şöyle söyleyeyim size. Evet. Öncelikle sarı ipliği takalım. Buradan tansiyonun şu kısmında arkadakinden takıyorum ben. Tamam mı? Şurada arka taraftaki tansiyondan takıyorum. Sonra horoza, sonra iğne bağının üzerindeki çıkıntıya normal iğne takar gibi, yani iğne iplik takar gibi takıyorsunuz. Bu şekilde. Ah bir de takalım güzel. Yahu. Azallah. Birinci ipliğimizi taktık. Masurayı normal şekilde takıyorsunuz. Normal dikiş masurası. Gene aynı şekilde buradan, burada tansiyonda ön tarafa takıyorsunuz. Burada iki tane zil yeri var. İpliğin geçebileceği. Bir önde, bir arkada. Birini önden, birini arkasından takıyorsunuz. Bu artık size kalmış. Hangi rengi ya da iki renk takacaksınız, tek renk takacaksınız. Tek renk ipliği takarak o şekilde yapabilirsiniz. Buradan geçirdiniz. Gene aynı şekilde iğnenin üzerindeki telden, sonra sol taraftaki iğneden iğneyi telliyorsunuz. Aynen öyle. Taktınız bunu. Bu şekilde. İplik takması gayet basit. Dikmesi gayet basit. Ben hem konuşup hem takınca öbürünü çıkarmışım. Görmeden. Şu an dikişe hazırsınız. Normal makineniz düz dikiyorsa zigzag pozisyonunu düze getiriyorsunuz. İğne pozisyonunu ortaya, merkeze getiriyorsunuz. Makinamızın işini açalım. Bezimizi aldık. Makinenin altına koyuyoruz. Adım ayağımızı açıyoruz. Adımı. Şöyle. Bakın. Bir beyaz. Bir yeşil. Son derece güzel şekilde dikişimizi aldık. Bunda zigzag da yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Burada size 1301 modeli ya da pardon kamera düştü. 1301 modeli ya da kullandığınız makinenin bu özelliği varsa, yani şurada şu ibare varsa çift iğneyi zigzag da buraya kadar getirebilirsiniz işaretidir bu. Getirebilirsiniz diyorsa bunu getirebilirsiniz. Yani şöyle aldınız, tamam mı? Şuraya aldınız. Biraz sıkalım. İplik de mübarek. Bayağı geniş ya. Şu şekilde. Bakın. Görebiliyor musunuz? Bakın şöyle. Odaklayayım. Şuraya. Evet. Arkası bu şekilde. Zigzag da atabiliyorsunuz. Çift iğne dikişinde. Ayrıyetten ne yapabilirsiniz? Şöyle. Koyalım. Düz dikişi aldım. Desen kalıbını değiştirerek onu da şu şekilde göstereyim. Mesela desen de koyabilirsiniz buraya. Sonra şöyle zigzagın tolerans verdiği yere kadar alıyorsunuz. Tabii şuradan
biraz daha açabiliriz. Böyle nevresim kenarına böyle dönüyormuş yasına. Şöyle bakın. Şöyle. Çok zoom oldu ya. Şöyle dönebilirsiniz. Arkası böyle. Önü böyle. Nevresim kenarı olduğunu hayal ediyoruz. Ettik mi? Ettik. Gayet şık böyle çiftlik işler elde edebilirsiniz. Makinede benim buraya taktığım normal çift iğne. Piyasa malı çift iğne. Bu makinalar iğne seçer. Singer'in çift iğnesini kullanmanız gerekiyor. Anlıyorum biraz pahalı. Çünkü Singer'in sattığı ürün. Orijinal ürün pahalı oluyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Singer'in çift iğnesini alırsanız benim yaptığım gibi yani şöyle ucuz piyasa malı kullanmayın. Singer'in bakın şöyle paketleri var. Çift iğne paketleri. Bunların da boyları değişiyor. Bakın 90, 14, 11, 9. O boy kalınlığına göre değişebiliyor. Şu ara değişebiliyor. Onları alın. Normal piyasa malı. Şöyle bilindik şeyler. Bu makineler iğne seçer. Atlama zıplama yapar. Atlama yaparsa ne olur? Bakın. Bu kadar dikiyor. Mesela şu kadar dikiyor. Şurada bir ilmik kaçırıyor. Bu kadar dikiyor. Burada bir ilmik kaçırıyor. Orijinal ürün kullanın. Orijinal yedek parça kullanın. Bu tip makinelerde sorun yaşamayın. İğnesine dahi seçer bu makine. O yüzden ben videolu anlatım diye bu paketi ziyan edemem. Çünkü açarsam satamam. Beni de düşünün yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben açmadım. Ama dediğim gibi şu deseni de yapabilirsiniz. Çift iğne de gördüğünüz gibi. Zigzag da dikebilirsiniz. Düz dikiş de dikebilirsiniz. Bu şekildedir. Makinenin düz dikiş zigzag çift iğne de. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, varsa bir dikişle hevesi, aa bak bunu deyip paylaşacağınız insan varsa paylaşmayı unutmayın. Siz beğendikçe, paylaştıkça, geri dönüş yaptıkça, izlendikçe ben video çekmeye devam edeceğim. YouTube kanalımıza abone olun. Taşaymakine.com için çekilmiştir. Herkese iyi günler diliyoruz.